Orta Nokta devam ediyor. Nihat Kahveci ve Erman Özgür ile birlikte hafta içi mesaisini konuşuyoruz. Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya dair açıklamalar, düşünceler paylaşıldı. Şimdi biraz Fenerbahçe yeni Malatyaspor deplasmanında neler yapar onu da konuşalım. Nihat Kahveci, Erman Özgür, biraz aslında Denizlispor maçından alalım. Emre Belezoğlu'nun ilk teknik direktörlük deneyimi. Samat da günler sonra gol attı. Fenerbahçe'de yine Caner Erkin'in oyunu üzerinden bir orta bombardımanı söz konusuydu. Tercihler, hamleler, performans, nasıl bir Fenerbahçe gördük? Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçesi nasıl bir sınav verdi ilk maçında? Vallahi öncelikle Allah herkese forvet oyuncusu olarak Samat'a şansı versin. Erol Hoca sabretti ona, hep bekledi gol atsın. Emre Hoca da geldi ilk maçında. Ona olan güvenini belirtip ilk 11'de oynattı ve karşılığını da aldı. Ama Samata iyi mi oynadı? Bence çok kötü oynadı. Golü çıkar, Samata neredeyse sahanın içinde yoktu. Fenerbahçe için çok kritik bir maçtı. Kesinlikle kazanması gerekiyordu ve kazandı. Ama ilk yarı çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Hani devre arası maç bitse konuşulanlar, Fenerbahçe'de ne değişti? Tempo aynı, istek aynı, arzu aynı, rakip kalede tehlike yaratmayan bir Fenerbahçe. İşte sadece kenardan Caner Kesermi'yi, Gökhan Kesermi'yi bekleyen bir Fenerbahçe konuşulurdu. Ama maçın ikinci yarısında bir 4 dakikalık bölüm var. 46 ile 50 dakika arası. Bence oradaki Fenerbahçeli taraftarlar hop oturup hop kalktı. Sağdan soldan ortalar, direkten dönen toplar, kullanılan kornerler, ceza sahası dışından şutlar. Onu istiyordu Fenerbahçe taraftarı. Şimdi yeni Malatya. Formsuz bir takım, son dönemlerde galip gelemeyen bir takım. Ama zor bir deplasman. Zemin bakalım nasıl olacak, biliyorsun en son dönemler biraz zemin kötüydü. İyi bile gözükse bence kötü bir zemin vardı. Fenerbahçe Konya Spor maçındaki ilk 30-35 dakikalık futbolunu mu oynayacak? Yoksa Denizli Spor maçında izlediğimiz ilk yarıdaki futbolu mu oynayacak? Bence maçın en önemli kriteri bu olacak. Hangi Fenerbahçe'yi göreceğiz? Çünkü Fenerbahçe iyi oynarsa bu maçı alır. Bir de deplasman istatistikleri zaten belki Fenerbahçe'nin en iyi sezonu bu anlamda. Bu özgüvenle de gidecekler. Deplasmandaki bir maç. Bunu da düşünerek gidecekler. Her ne kadar istatistikler çok önemli olmasa da maç öncesi, ama bir özgüven sağlayacak Fenerbahçe. Biz çünkü deplasmanda kazanıyoruz. Havası var. Bir de son maçtan alan 3 puanla, Emre Hoca'nın da tabii ki katkılarıyla ben Fenerbahçe'yi bu maçı alır diye görüyorum. Ama şimdi düşme potasının oralarda olan bir yeni Malatya da artık ölümüne oynayacak. Bu maçtaki en kritik noktalardan biri de Fenerbahçe en az rakibi kadar mücadele etmeli kazanmak istiyorsa. Çünkü bu öyle tarzda bir maç. Mücadele, mücadele, mücadele. Bir de şöyle bir detay var. Bu maçtan önce Beşiktaş Alanyaspor maçı oynanmış olacak. Nasıl bir skor çıkacak o maçtan? Beşiktaş mı kazanmış olacak? Yine puan kaybetmiş mi olacak? Bu da Fenerbahçe tarafını ekstra motive edebilir. Erman Özgür, yeni Malatyaspor tarafında da Olcay Şahan, Zeki Yavru, Jody Lukoki, Kubilay Kanatsız Kuş, Fenerbahçe'ye tarihinde en ters gelen isimlerden biri Umut Bulut ve Murat Akşit hastalık, sakatlık vesaire bu sebeplerden dolayı oynayamayacak. Evet. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmiş. Hem de net bir skorla yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi onlar için durum daha da kritik. Emre geldikten sonra ne değişti dersen, bu sezon hiç olduğumu bilmiyorum ama bir santrafor'u ilk defa 90 dakika aynı pozisyonda sahada tuttular neredeyse. Bu ilk galiba. Çok emin değilim. Bakmadım ama tek tek. Samat'ta da ısrar etti. Genelde böyle bir rotasyon şeklinde dönüyor, değil mi? Böyle bir rotasyon vardı. Bu yaptığı tek değişiklik gibi gözüküyor. Bir teknik direktörün oyuna dokunabilmesi için, yani skora dokunursun ama oyuna dokunabilmesi için belli zamanlara, kamp dönemlerine, hazırlık maçlarına ihtiyaç vardır. O yüzden şimdilik günü kurtarması Fenerbahçe'nin hem sezonun hedefine ulaşma konusunda önemli, hem de Emre'nin kariyeri konusunda önemli. İyi oynadı deyip kazanamayan bir teknik direktörü yeni sezonda görev verir misin? Kimse vermez zaten. O yüzden de Emre de bir yandan oyuna dokunmak istiyor ama önce skoru almak istiyor. Bununla alakalı elinde çok çok geniş bir kadro var. Sezon başı transfer döneminde, hatta devre arası transfer döneminde iyi oynayamasan da sanırım maçı kazandıracak kaliteler almış Fenerbahçe. Bir sürü aldı. Yani kulübesindeki Sosa Novak, İrfan Can da öyle. Sağ içerisindeki Ozan Tufan da, işte ne bileyim Caner de, Gökhan da, Pelkas da, Samat da öyle. Dengede giden, kötü oynadığın bir maçı sana kazandırabilirler.
ve iyi oynamadı deyip çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe şampiyonluk konusunda bence şimdi şampiyonluğun %100'ünü 3'e bölersen hemen hemen aynı şartlara getirdi işi. Derbi kazanmadan bu ülkede şampiyon olan takım oldu mu? Oldu. Christoph Daum'un Beşiktaş'ı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray. Oldu. Yani derbi kazanmadan da şampiyon olabilirsin. Ve buraya kadar getirdiler bu işi. Tek dezavantajları onların da fazla maçı var. Bir bekleyecekleri bir hafta var. Bir bay haftaları var. Dezavantaj olarak bunu görüyorum. Beşiktaş'a karşı ikili avantajda geride olmaları, Galatasaray'a karşı ikili avantajda geride olmaları, böyle dezavantajları var. Ama geriden gelen takım genelde avantajlı oluyor. Çok öyle Beşiktaş maçının skoruna bakmaksızın yüksek konsantrasyonla oynayacaklar. Çok kaliteliler. Deplasman kaneleri de çok iyi. Bu da işin özeti aslında. Fenerbahçe'nin Erman Özgür biraz bahsetti ama Nihat Kahveci detaylandıralım. Mental olarak şampiyonluk umudu gerçekten biraz daha yeşerdi mi? Yani Ozan Tufan'ın attığı golün üzerine biraz daha anlam yükleme fırsatı oldu Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilgisi Fenerbahçe tarafında. Başka bir motivasyon, yeni bir teknik adam. Yani sezona havlu atabileceği kritik eşikleri Fenerbahçe daha önce yaşadı. Ama bir şekilde işin içinde kendini tuttu. Yine o noktaya getirdi mi sence Fenerbahçe yoksa hala işi zor mu? Kadrosu kaliteli çünkü. O eşikleri atladı. Bunlardan biri Trabzonspor deplasmanıydı. Aynen. Gitti kazandı. Beşiktaş'a karşı kaybetmedi ama bence kazanması gerekiyordu o eşiği de atlaması için. Çünkü kazansaydı belki bugün Erol Hoca devam ediyordu. Ama Emre Belözoğlu da gelebileceği bence en iyi zamanda geldi milli takım arasında. Yine bir milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma fırsatı buldu. Ya Emre Hoca şanslı başladı. Neden? Bütün transferlerde birebir, değil mi? İşin içinde olan bir teknik direktör. Hepsini tanıyor. Mesela Erol Hoca Fenerbahçe'nin başındayken maçlar bittiğinde belki oyuncularla birebir konuşup neden kötü oynuyorsunuz ya da neden iyi oynuyorsunuz, sıkıntı nedir çok iyi bilen biriydi. Kesin net. Ve bu avantajlarla geldi. Bir değişiklik bekledik mesela kadroda ya da sistem olarak. Yaptığı değişiklik Sinan'ı oynattı. Benim için sürprizdi. Ben beklemezdim. Bilmiyorum Erman sen bekler miydin? Beklediğini de alamadı bence Sinan'dan. Sinan çok kötü oynadı yani maçta. Sonra Valencia'nın daha çok böyle ön tarafta bir şeyler ben yapmasını beklerdim. İçeriye ikilesin, pozisyona girsin, bir şey yapsın. Valencia sadece koştu. Hiçbir şey yapamadı topla. Çok kötüydü. Ama en önemli değişikliği hep genelde Gustavo Ozan yan yana oynardı mesela. 2-1 oynardı orta sahada. 1-2 oynadı. Pelkas ve Ozan'la forvet arkası gibi pozisyonda. Maç başlangıcında da Ozan'la Pelkas çok rakip sahaya doğru çıktı. Böyle bir değişiklik yaptı. Erman çok güzel söyledi. Hemen böyle çok iyi oynayacak Fenerbahçe. İnanılmaz değişiklikler. Bu oyun zaman alır. Bak Abdullah Hoca bile kaç maçtır Trabzonspor'un başında halen deniyoruz diyor bazı şeyleri oturtmak için. Çok doğru. O yüzden Emre Hoca oyun konusunda zaman verilmeli. Bu denemeleri de yaparken sahada 3 puan alınırsa tadına doyum olmaz. Fenerbahçe öyle bir maç oynadı. Yeni Malatyaspor maçını da kazanırsa Emre de artık kendini daha çok teknik direktör olarak görecek. Çünkü bir teknik direktör kazandığında keyfi artar. Ertesi gün olsun tekrar itman yapayım, bir şeyler daha göstereyim, gelişelim, oyunumuzu geliştirelim düşünür. O yüzden kazanmak her zaman önemlidir. Bir artısı da şu, ben hani bilmiyorum ama Fenerbahçeli taraftarlar ya da Fenerbahçe'ye gönül veren insanların maç önü ve maç sonunda futbolla ilgili doğru şeyleri konuşan bir teknik direktörü özlediğini düşünüyorum. Emre de geldi ve bunu yapıyor. İfade ediyor. İfade ediyor ne oynamak istediğini, maçtan sonra niye eksik yaptığını, neden kazandığını ve belli şeyleri anlatıyor. Bu çok önemli bir detaydır büyük takım antrenörlüğü için. Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevi basın toplantısında hayalinin, idealinin bir gün aslında sportif direktörlük değil, daha fazlası olduğunu mesajını net bir şekilde vermişti. Ne olduğunu söyledi mi? Söyledi mi? Hayali sportif direktörlük değil, teknik direktörlük değil gibi de konuşuyorlar. Neydi hayali? Söyledi mi Emre Belözoğlu? Bence şöyle vurguladı onu. Ben şu dedi, an mı değil anlamında? Ben bu göreve gelirken
Hayallerimden vazgeçtim. İşte o hayaller ne? Ben mesela merak ediyorum. Emre Hoca da açıklasın bir gün bence mesela. Bence söyledi teknik direktörlük hayalini. Hep söyledi. İşte şu an o zaman hayali gerçekleşti. Evet, evet söyledi. Değil bu mi? Zaten ifade etti. Kendi de basın toplantısında ifade etti. Teknik direktör olduktan sonra da ifade etti. Sportif direktörlük görevi verilirken de o basın toplantısında da üstü kapalı bunu vurguladı. Basın toplantısında teknik direktör olarak çıktığında da sanki hayalim bu değil gibisinden bahsettiğini ben o zaman cümlenin arasında algıladım. Nihat, bence detay şu, bir takıma ligin bitmesine 10 maç kala şampiyonluk yarışında üçüncülüğe düşmüşken gelmek istemiyor olabilir. Hayal ettiği antrenörlük kariyeri bu şekilde başlamayacaktır. Mesele bu. Yok. Yani sezon başı transfer dönemini istediğin oyuncularla alıp başlayıp getirmek başka. Sezonun 10. haftasında mecburiyetten bana görev verildi, Fenerbahçe için bunu yaparım demek başka hikaye. Yok, net bir şekilde teknik direktörlük hayalini vurguladı. Yani zamanlamadan bağımsız. Ben bu zamana kadar biriktirdiğim futbol tecrübemi teknik direktör olarak yansıtmak istiyorum dedi. Hatta şunu vurguluyorum. Sportif direktörlük görevini üstlenirken de asıl hayalinin bu olmadığının mesajını verdi. Ve hatta herkes zaten yani bu Erol Bulut, Emre Belezoğlu sportif direktörlüğünde bu sistem ne kadar sağlıklı yürüyebilecek bu şartlarda herkes zaten bunu tartışıyordu. Yürümedi de bir noktada. Ya belki sebebi bu olmadı ama sonuçta sportif direktör Emre Belezoğlu sahaya indi. Ya sebebi Erol Hoca'nın performansı oldu. Emre Hoca hiçbir zaman aman Erol Hoca kötü gitsin, yanlışlar yapsın da ben teknik direktör olayım düşünmez. Oradaki çünkü amaç gaye Fenerbahçe'nin başarısıdır. Tabii. Öyle düşünürse kendi başına da öyle gelebilir. Yani ne düşünürsen başına gelir. O yüzden Erol Hoca performansı yüzünden gönderildi. Ya ben şahsen onunla beraber çok milli takımda futbol oynamış biri olarak çok başarılı olmasını istiyorum teknik direktörlüğünde canı gönülden. Bu hani Fenerbahçe şampiyon olsun olmasından öte bir şey hani benim için. Çünkü çok seviyorum arkadaş olarak, karakter olarak. Bir de şunu gördüm Emre Hoca'da. Şimdi sahanın içinde nasıl bir Emre Belezoğlu vardı? Agresif, tutkulu. Şu an tam tersi, çok sakin konuşurken değil mi? Oyuncularına kenardan bakarken çok sakin, oturaklı bir Emre Hoca var. Bence bu da önemli diye düşünüyorum yani. Tabii ilk kariyerindeki maçından bahsediyoruz. Cüneyt Hoca'nın çok iyi bir maç yönettiğinin altını çizelim. MHK'nin problemi olan, kulüplerin problemi olan hakemlerle hiçbir şey gözetmeksizin o hakemleri o kulüplerin maçlarına vermesi çok önemli bir detay. Öyle bir zamanda geldi ki kendisini en son oyundan atmış Cüneyt Çakır'la maç sonunda tokalaştı. Güzel görüntü. Bence MHK de doğru kazandı. Fenerbahçe de kazandı. Cüneyt Hoca da harika bir maç yönetti ya. Ya maçın içerisinde gerilime de izin vermedi mesela. Aynı şey Halil Umut Meler'in Kasımpaşa Beşiktaş maçı içinde geçerli. Yani doğru zamanda geldiler ama katılıyorum Nihat'a. Agresif bir oyuncudan böyle yumuşak bir teknik direktör geçişi yaptı. Tabii stres artınca aynısı devam eder mi? Biraz onda şüpheliyim az bir şey olsun. Peki hiç sohbetlerinizde bir gün teknik direktör olma hayalinden veya işte oyunu okuma, oyuna teknik direktörün vermek istediği taktiksel varyasyonlara ekstra bir katkıda bulunma, bir bakış açısı getirebilme hevesi var mıydı Emre Belezoğlu mesela? Büyük takımda oynadın mı? O kamplarda oturuyorsun ya. En çok konuştuğun şey zaten oyunla ilgilidir. Şöyle oynarsak kazanırız, şunu yanlış yaptık. Hep zaten teknik taktik konuşursun yani. Hı-hı. Tabii ki Emre Hoca da onlardan biriydi yani. Bir de senin dediğin o nokta hani sahada öğreniyorsun bu işi diyorsunuz ya. Öğreniyorsun ikiniz de. Tabii. Yani Emre Belezoğlu da bunu en üst seviyede İtalya'da, İngiltere'de, milli takımda, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, derbilerde, en stresli anlarda. Nerede öğrendi biliyor musun? Abdullah Avcı'nın yanında. Yani oyuncu olarak da olsa bence teknik direktörden bir şey alacaksan Abdullah Avcı'dan almıştır. Bir de onun zaten saha içerisindeki ya, uzantısı gibiydi. Erol Hoca kimden aldı sence? Çağdaş Hoca. Fulo Hoca. Daha çok var. Okan Hoca, Tayfun Hoca, evet. Tayfun Korkut. Hep Abdullah Hoca ile milli takımda beraberlerdi. Ya Emre Belezoğlu defans olarak bir şey mi yapmak istiyor? Atletico Madrid, Simeone. Onunla itman yaptı. Yani defansın nasıl yapılacağını şu an Simeone'den daha iyi bilen var mı? Mourinho derler ama son dönemlerde Simeone daha iyi defans yaptırıyor takımına. Kaymalar filan, pas aralarını kapatmaları. Ofans olarak da dediğin gibi Abdullah Hoca ofans futbolunu sever. Rakip sahaya nasıl yerleşmelisin? Beklerin nasıl çıkmalı? Ya her şey var işte. Tecrübe budur. Hepsinden bir şey aldı mı zaten bir sistem çıkıyor ortaya. Sonra da oyunculara bağlısın. Maç önü ne kadar her şeyi doğru yap. Rakibini iyi analiz et. Dünyanın en iyi hocası ol. Samatov golü atmasın sen kötü hocasın. Doğru. Ortası yok.
Bir de mesela bir fotoğraf vardı. Mert Hakan'ı önce maçta hatırlayın. Oyuna sürmek istedi. Sonra değiştirdi o kararını. Mert Hakan'ı geri gönderdi. Başka bir hamle yaptı. Sonra Mert Hakan'ı oyunun bitmesine kısa bir süre kala aldı. O sırada Mert Hakan'ın yaşadığı hayal kırıklığı sonrası gitti. Kafasından tuttu oturan Mert Hakan'ı. Yanağından öptü Emre Belezoğlu. Öyle bir fotoğraf vardı. Maçın içerisinden enstantane. Yani burada da biraz mesela Fatih Terim etkisini de görebiliriz Emre Belezoğlu'nda. Motivasyon, ikili ilişki, yani teknik oyuncuyla. Teknik direktör tarafına geçti ama hala bazı futbolcuların Emre abisi. Müjdat. Yani evet. Öyle birdenbire ben teknik direktör olay oldum. Olmaz. Eskisi gibi ilişkilerimiz olmaz diyemezsin oyunculara. Yani Mert Hakan transferinde muhtemelen çok etkilidir. Tabii. Geldikten sonra oynadığı anlarda bile bazen Erol Hoca Mert Hakan'ı Emre etkisiyle de oynatmış olabilir. Alo ben Emre abin. Yani slogan buydu yazın. Mı? Yani o yüzden de bunlar çok doğal. Kulübün içerisinde bunlar olur ama Emre'nin teknik direktörlüğe başlayış şekli eğer başarılı olursa galiba Türkiye'de ilk olacak. Hani yani oyunculuktan üstten başlayan yoktur. Üstten başlayan bir ilk olacak gibi gözüküyor. Tabii ligi nerede bitireceği, Fenerbahçe'nin oyun kalitesinin nereye gideceği, stresli anlar. Stresli anlarda nasıl tepkiler vereceği, bir sürü detay var. Birinci maçtan oldu, olmadı, çok tabii. Güzel falan. Çok erken bunu söylemek için. Peki bir fikstürleri... Emre en zirveden başladı iş. O zirvede de kalmak kolay değil. Ama oranın sorumluluğunu bilen tecrübeli bence bir Emre Hoca var yani. Bakalım ne olacak. Ama en zirveden başladı. Bak Zidane bile Real Madrid B takımında çalıştı 2 sene. Ancelotti'nin yanında yardımcı olarak oturdu. Geldi 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Bir de Pirlo biraz. Pirlo da evet Pirlo da iyi örnek ama Pirlo bak oldu, 8 senedir şampiyon olan. Oldu diyebileceğin örnek mi Pirlo? Ben de diyorum ki işte. Oldu diyebilirsek Emre Belözoğlu için. O zaman bir Türkiye'de bir ilk örnek olacak. Yani başlamak değil. Hatta Pirlo oldu bence, demek önemli. Pirlo bence şu anda geçmişe dönebilse görevi kabul etmezdi. Şu anda bayağı hani çok kötü bir başlangıç. Bu görevin de böyle bir dezavantajı var. Bu ortası yok. Evet, yüksekten başlayınca bu en yüksekte rüzgar çok sert esiyor. Yağmur çok yağıyor, kar, fırtına. Oraya bıraktılar Emre Hoca'yı. Bu sefer de sorgulanıyorsun. İyi adımla başladı. İlk maçta hep çok önemlidir. Ama her zaman orada sağlam durmak gerekiyor. Bunu da sahadaki alınan skorlar. Seni skor koruyor. Teknik direktörü büyük takımları skor koruyor. Peki bir fikstürleri tekrar rica edelim. Biraz Fenerbahçe'nin yol haritasına da bakalım. Şimdi Yeni Malatya deplasmanı hafta sonunda Gaziantep Futbol Kulübü. Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine konuk olacak Fenerbahçe. Sonra bay haftası var. Bay haftasında Beşiktaş Sivas'a konuk oluyor. Galatasaray Trabzonspor derbisine çıkıyor. Yani baktığımız zaman bay haftasında da rakiplerinin aslında bayağı da zorlu maçları var Fenerbahçe'nin. Antep ve Başakşehir maçlarının Malatya'dan daha zor olduğunu düşünüyorum. Deplasmandaki Yeni Malatya Spor eksikleri üzerinden, kadro kalitesi üzerinden, biraz Fenerbahçe'nin yakalayabileceği ivme üzerinden Antep Başakşehir maçları daha zor benim gözümde. Katılıyorum. Çünkü içerideki Antep, şöyle bir Antep'i böyle Sumidika döneminden düşünüyorum. Tehlikeli. Türkiye'de en iyi kontraya çıkan takımlardan biriydi. Tehditkar yani. Tehditkar bir takım. Tehditkar. Bak Denizli Spor da pozisyon buldu, değerlendiremedi. O kalite yoktu ön tarafta. Antep değerlendirir o pozisyonları, verirsen. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Alanya Spor'u geçerse Beşiktaş kayıpsız, Erzurum ve Ankara Gücü'nü de geçer. Ondan sonra da Fenerbahçe'nin ne yapacağına çok bakmak zorunda kalmayabilir. Yani Alanya'da ivmelenebilir. Alanya Beşiktaş için çok kritik. Ondan sonrasını kazanır. Çünkü kadro kalitesi gerçekten çok farklı Ankara Gücü'ne ve Erzurum'a göre. Peki Galatasaray hafta içine bay geçiyor ama hafta sonuna, hafta içi maçlarından da sonra Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Çok kötü bir savunma performansıyla bıraktı Galatasaray. Milli ara öncesi, sonrası, bay haftasına gelene kadar. Karagümrük de çok tehditkar bir takım. Galatasaray tekrar raya oturabilir mi oyun olarak sizce? Çok kısa onda. Ya Galatasaray çok tecrübeli bir takım bu konularda. Şampiyonluğu hep sezon sonuna kadar kovalayan bir takım. Bırakmıyor kolay kolay. Ben bir reaksiyon bekliyorum. Ama bu reaksiyon önce defansif anlamda olmalı. Çünkü şampiyonluğu oynayan bir takım iki maçta 7 gol yemez, yememeli diyorum. Bu bölümü ilk önce bence düzeltmeye çalışacak bu arada. Bay haftasında birazcık bence Galatasaray taraftarlar da hafif bir dinlenecek. Çünkü son maçlara baktığında hakikaten yani alınan skorlar... Ya çok büyük sürprizler var yani. Hiç beklenmedik bir şey. Ama ben bir reaksiyon bekliyorum. Ama rakip iyi. Karagümrük. Galatasaray'da şu oyuncu oynasın, bu oyuncu oynamasın meselesi yok. Galatasaray'da şampiyonluk belli konsantrasyonun geri gelebilmesi için
bir şey lazım. Bir olay, bir detay. Bilmiyorum, bizim tweet zamanımızda lazım. Bizim zamanımızda bir iki tane oyuncuyu kadro dışı bırakırlardı. Takım silkelenirdi böyle ne oluyor diye mesela. Şimdi öyle şeyler pek olmuyor ama yani Fatih Hoca'nın bu takımın ruh haline dokunması gerek. Yoksa kimin oynadığıyla veya dizilişlerle falan alakalı bir durum değil. Şampiyonluğa inanıyor mu inanmıyor mu? Önce Galatasaray'ın kendisini buna inandırması gerekiyor oyuncu kadrosu özelinde. Son 2-3 maçta çok Galatasaraylı oyuncuların beden dili, vücut dili ben şampiyonluğu istiyorum demiyor. Kim oynarsa oynasın. Ve bu yüzden Fatih Hoca öyle bir dizilişler, öyle bir oyuncu değişiklikleri, saha içerisinde öyle pozisyonlarla farklı farklı oynuyor ki istikrarlı bir oyun da çıkmıyor ister istemez. Fatih Hoca'nın bence bu pandemi çok aleyhine. Onu normalde bu kritik haftalarda iç sahadaki maçlarda özellikle o sinerjiyi kulübeden tribünlere iyi yansıtabilen, rakibi de baskı altına alabilen bir kıvılcım çakabiliyordu Fatih Hoca. Hani bu Sivas ve Çaykur Rizespor puan kayıplarında Galatasaray daha önemli bir baskı oluşturabilirdi belki. Hocam herkes için şanslar için. Yok evet. Fatih Hoca'nın o alameti farikası. Fatih Hoca oralarda biraz daha oyun ateşen bir hani bir şey gibi detay anlıyorum. Gerekir diyorsun. Mesela ya. Mesela Vodafone'da da Beşiktaş takımı Trabzonspor'u puan kaybetmeyebilirdi. Atıyorum örnek aklıma geldi. Yani seyircinin olmaması herkes için geçerli yani. Fatih Hoca seyirci orada olsaydı Fenerbahçe içeride 6 maç kaybeder miydi mesela? Mesela. Kaybetmezdi yani. Ya o senin söylediğin çok doğru. Bazı takımların çok ihtiyacı var hakikaten o atmosfere ki Galatasaray da bunlardan biri. Çünkü kritik maçlarda mesela bir Başakşehir ile kapıştığı dönemde şampiyon içerideki maçı seyirci aldırdı 1-0 mağlupken. Evet. Anlatmak istediğini o çok iyi anlıyorum ama bu diğer takımlar için kesin de geçerli. Düşünsene seyirci Beşiktaş'ı böyle oynarken içeride. Bakın. Ya da Fenerbahçe 6 kere mağlup olur muydu içeride seyirci olsaydı? Evet, artık o dengeler bayağı evet bir değişti. Alışacaklar artık. Hayatımızda var pandemi, Covid. İnşallah çıkar bir an önce ama uzun sürecek gibi gözüküyor. Artık buna alışacaklar. Erman çok güzel bir şey söyledi. Oyuncuların motive olması ne kadar istediği önemli yani. Çünkü Fatih Hoca o kadar 4 tane oyuncu değiştiriyor. Bunlar mesaj artık oyuncuya. Artık diyor kendinize çeki düzen verin diyor. Kolay değil yani öyle devre arası 4 tane oyuncu değiştirmek inanılmaz bir olay. Peki Nihat Kahveci, Erman Özgür teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Orta Nokta'nın böylelikle sonuna geliyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize de mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.